Şu tarafı görseniz hala böyle onarlı sıralar halinde insanlar akın akın hala geliyorlar. Ben bu kadar miting gördüm. Emin olun ben böylesini görmedim. Böyle bir şey yok. Zaten Mayıs'ta yola çıktık. 5 Mayıs günü ilk mitingimizi yaptık. 33 günde bugünkü bu miting 70. mitingimiz. Dedim ki ilk turda 30'u aşalım. İkinci turda Allah'ın izni milletimizin isteğiyle bu seçimi alırız dedim. Ama iş değişti. Niye ikinci tura bırakayım? Birinci turda halledelim bunu. Bugün sizi çok güldüreceğim. Ama bir isteğim var. Yoksa güldürmem. İsteğim şu. Yuh çekmezseniz güldürürüm. Erdoğan'a da yuh çekmeyin. İstemiyorum. Tamam mı? Söz mü? Peki. Şimdi sevgili hemşerim, ben ana tarafından Rizeliyim. Onun için hemşerim diyorum. Baba tarafından Selanikli, anne tarafından Rizeliyim. Onun için hemşerim diyorum, aşağılamak için değil. Benim hemşerim geçenlerde bir iftar düzenliyor. İftarda bir general var. Erdoğan, söz verdiniz yuh yoktu. O pankartı indirelim arkadaşlar. Evet, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi iftarda Türk ordusuna övmüyor. Bayrak demiyor, millet demiyor. Muharrem İnce diyor, beni eleştiriyor. Beni eleştirirken general de alkışlıyor. Söz verdiniz, yuh yok. Sonra ben dedim ki, bak dedim, bir disiplin, onu indirelim arkadaşlar. Okudum, indirelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi dedim ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin kanununun 20. maddesi diyor ki silahlı kuvvetler personeli siyasi faaliyetlere katılamaz. Peki orada beni çırak derken bana alkışlıyorsun. Ben de dedim ki sen Erdoğan'ın generali misin, milletin generali misin? Dedim ki senin apoletlerini sökeceğim dedim. Ne diyorsam o. Söylediğimin arkasındayım. Erdoğan da bana dedi ki sen dedi ondan söktüğün apoletleri apoya mı takacaksın dedi. Şimdi bir, apoyu ben tanımam. Ama Erdoğan Ergenekon'da, Balyoz'da hapse attığın generallerin apoletlerini sen FETÖ'ye mi taktın? Hep beraber olmalıyız. Ben, sen, o yok. Biz var, biz. Sağcı, solcu yok. Cumhuriyetçiler var, biz varız, hepimiz varız. Türk, Kürt yok. Alevi, Sünni yok. Kadın, erkek yok. CHP'li, AK Partili, ülkücü yok. Bu beceriksizlerden hep beraber kurtulmamız lazım. Sabah Urfa'daydım. NTV 10 dakika vermiş, Halk TV vermiş, bir de Tele1 vermiş. Diğer kanallar görmemiş bile. Bakalım şimdi ne yapacaklar. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Bu medyada rahat edecek benim dönemimde. Özgürleşecekler çünkü. Kendine gelecekler. Cep telefonlarınızdan canlı yayın yapar mısınız? Onlar Erdoğan'ın medyası, korkak bir medya, diz çökmüş bir medya. Sizin telefonlarınız milletin medyası, milletin. Erdoğan'la İnce arasındaki
farkı söylüyorum size. Bir, Erdoğan sarayda yaşıyor. Sarayda. Ben kazandığımda o sarayda yaşamayacağım. Evimde yaşayacağım. Söz. Bugün iyice coştu. Diyor ki köprüleri yıkacakmış diyor benim için. Okulları yıkacakmış diyor. Ya ben ağzımdan böyle bir şey çıktı mı benim? Yemin ederim kırdı yani. Kırdı. Ne köprü? Niye yıkayayım köprüyü ya? Sadece söylediğim şey şu. Sarayın ışıklarını söndüreceğim dedim. Bu kadar. Ha burayı, bu sarayı kime vereceğim? Gençlere vereceğim sarayı. Bilim merkezi olacak. Erdoğan FETÖ'nün ayağına gitti. Ben FETÖ'yü ayağıma getireceğim. Yanıma. Üç. Diploma farkı mı? Onu cümle alem biliyor zaten. Onu söylemeye gerek yok. Benim cumhurbaşkanlığımda televizyonu açtığınız zaman 16 kanalda birden Muharrem İnce'yi görmeyeceksiniz. O ne ya öyle? Açıyorsun, bağırıp çağıran bir adam var devamlı. Ey diye başlayan bir adam. Yok böyle bir şey. Devletin bir işi lazım oldu mu, millete bir basın açıklaması lazımsa çıkarım yaparım. Ne diye her gün o kanalları kendine bağlayıp, ya insandan sen iyi şey bile söylesen bile senden nefret ederler. Bugün herhalde Muğla'da mı bir yerde konuşuyor. Fizik öğretmeni ama demiş, okuma yazması yok demiş. Ya benim kapı gibi diplomam var. Göstersene diplomanı. Bakın, diplomasının olmaması ayıp değil. Herkesin üniversite diploması olacak diye bir kural yok. Sizin de içinizde ilkokul mezunları var, ortaokul mezunları var, lise mezunları var, üniversite mezunları var. Ayıp olan diploma olmadan var demek. Şimdi yine bir şey daha. Bir yandaş yazar dedi ki, onun diplomasını dedi, FETÖ'cüler çalmış dedi. Ama FETÖ'cüler açıklama yaptı. Çalacaktık, gittik ama bulamadık dediler. Acaba diyorum, Erdoğan diploması yok da cesareti var mı acaba diyor. Mesela bana diyor ki sana ekonomi dersi veririm diyor. Hemşerim Erdoğan, dört gözle seni bekliyorum. İstediğim bir kanalda ister ekonomi, ister diplomasi, ister tarım, ister turizm, ister sanayi. Bak eğitim demiyorum bile. Zaten tartışamazsın onu benimle. Gel. Gelmezsen namertsin. Gel çık televizyonda karşıma. Erdoğan'da para çok. Devletin hazinenin başına geçmiş. Örtülü ödenek var. Devletin uçakları var. Biz bir tane sizin paralarla 8 kişilik bir uçak kiraladık. Küçücük bir şey. Biraz yükseldi mi? Nasıl biliyor musunuz? Valla taşlı tarlada gezer gibi gidiyorsun. Yapışıyorsun böyle. Zaten geçen gün Kars'a giderken benim canım çıktı zaten uçaktan inince hemen doğru miting alanına. O arada arkadaşlar geliyor, selfie çekebilir miyiz diyor. Benim gözlerim görmüyor, o selfie çekebilir miyiz diyor. Şimdi sizin paraları oraya harcıyoruz. Helal ediyor musunuz? Tamam, hesabı vereceğiz sonunda. Zaten ben harcamıyorum, arkadaşlar harcıyor. Şimdi onda para çok. Ama az önce Eskişehir'deki havaalanına indik. Ama tarifeli uçak seferi yok Eskişehir'e. Yok. Size söz. Onu yapacağız. Söz.